Mesut Bey, günün iş analizinde ikinci hissemiz Turkcell. O da bu hafta açıklayacak bilançosunu 9 Mart tarihinde. Hatta biz de 10 Mart günü Cuma sabahı yani saat 9.35'te burada Turkcell'in bilançosu ile ilgili yayınımızı da yapacağız. Dolayısıyla kaçırmamanız için kanala abone olmayı unutmuyoruz. Peki teknik anlamda Turkcell açısından neler söylemek Evet, istersiniz? teknik anlamda piyasadan öngöreceli negatif ayrıştı. Türk Telekom'da keza bilanço sonrasında da orada satışların geldiğini görmüştük. Hatta şöyle çünkü Koreli hareket ediyor. Gördüğünüz gibi ikisi de aslında teknik olarak çok benzer bir yapı var. Yani 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı, çok uzaklaşmadı ama tepkilerde de çok fazla bir hani piyasada güçlü alımlar görürken bu sektör ve şirketlerde öyle çok ciddi alımlar görmüyoruz. Şimdi teknik bakarsak bir kere geçen haftaki bu sert satışta da, Cuma günkü sert satışta da 30-20'de bir tepki hareketinin geldiğini gördük ki bir önceki hafta içerisinde de bu bölgeden 30-20'den tepki hareketleri, yani gün içi sarkma ve sonrasında toparlanma olduğunu gördük. Bence burada 30-20 ve şuradaki 31-30 bölgesi, 31-20, yani 1 lira bir fark var. Ya yani burası artık bence ana destek olarak takip edilebilir. Mevcuttaki pozisyonlar için, elinde pozisyonu olan yatırımcılar için bu bölgeler ana destek olarak takip edilebilir ve bu seviyelerin üstünde veya bu bantın üstünde tutunduğu sürece tepki hareketi beklenebilir Turkcell'de. Peki bu Turkcell'de tepki hareketi nereye kadar beklenebilir? Benim gördüğüm önemli direnç olarak 50 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği ve 34 bölgesi önemli bir direnç. Zaten geri çekilmelerde 2 gün burayı test edip kıramadı ve sonrasında da 30-20 liraya kadar geriledi. O yüzden şu aşamada benim gördüğüm 30-20, 33, 31-20 bantı ana destek noktası olarak mevcut pozisyonlar korunabilir. Eğer 34 bölgesinin üstünde, yani 50 günlük hareketli ortalamasının üstünde kapanışlar görülmeye başlanırsa, özellikle beklentilerden iyi bir bilanço gelip de hacimli alımlar gelirse, bu durumda 37-50 ilk böyle güçlü direncine kadar bir hareketlenme söz konusu olabilir ki onun üstünde de zaten devam etmesi durumunda 41'lere kadar hareketlenme, yükseliş ivmesi devam etmesi beklenebilir. Gördüğünüz gibi bu ana düşüşün, zirveden başlayan düşüşün %23 FIBO seviyesi de yaklaşık olarak bu bölgelerde, yani 33-50 bölgesinde ve Fibonacci seviyeleri de gayet güzel çalıştığını görüyoruz. O yüzden bence burada mevcuttaki pozisyonlarda yeni bir pozisyon için ya bu destek bölgelerine geri çekilme. Tabii burada şunu da söyleyelim, eğer bilanço olumsuz gelirse bir beklemekte fayda var. Onun fiyatlamasını görmekte fayda var. Cari fiyattan şu anda kaç? 32.70'lerde. Cari fiyattan almaktansa, çünkü alttaki bant ana destek biraz uzakta kaldı. Burada 34'lerin üstünde bir yerleşme görüp yeni bir pozisyon almak çok daha mantıklı veya sağlıklı diyelim. Sağlıklı olur teknik analiz açısından. Peki. Böylelikle günün iş analizlerinin de sonuna geldik. Teşekkürler Mesut Bey. Rica ederim. Yayınlarımızı kaçırmamanız için kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın. İyi günler.